geçen haftalarda da bir araya gelmiştik. Bundan sonra da daha sık bir araya geleceğiz. Hem milletvekillerimiz olsun, hem il başkanımız olsun, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun. Artık seçim gündemi yaklaşıyor. Biz zaten biliyorsunuz seçildiğimiz günden beri 3 yılımız doldu. 4. yıla girdik ilçe yönetim olarak. Seçildiğimiz yıldan beri hiç durmadık. Siz de bunun farkındasınızdır, görüyorsunuzdur. Yani biz sanki seçim var diye bugün sahalara inmiyoruz. Ben vatandaşlara da öyle diyorum. Şimdi hala biz hani tanımayan, etmeyen çıkıyor arada. İşte seçim geldi ondan geliyorsunuz. Aslında öyle değil. Biz 3 yıldır sokaklardayız, sahadayız. Yani bir Narlı köyüne 19 defa gitmişiz. Bir Gürley köyüne 25 defa gitmişsek. Ben kendi adıma vicdanen partim adına da rahatım. Sokaklarda olduğuma inanıyorum, güveniyorum. Bu sebeple bugün milletvekilimizle Ziraat Odası, Çiftlik, İlk Öğretim, Şerefler, Esnaf Kefalet, birçok sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Onların görüş ve önerilerini aldık. Çünkü sivil toplum kuruluşunun görüş önerileri bizim için önemli. İktidara az bir zaman kaldı. Gelecek yıl iktidarda olacağız. Hep beraber, hep birlikte. Onun için STK'ların ve sivil toplum kuruluşlarının gittiğimiz oda ve kurumların görüşleri bizim için çok önemli. Onlardan vekilimize iletilmesi için notlar aldık. Meclis gündeminde hem soru önergesi olarak hem de konuşma olarak vekilim daha sonra zaten anlatacaktır, dile getirecek. Ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu arada geçen akşam genel başkanımızın ve İYİ Parti genel başkanı beraber bir altılı masa orta olarak bir yemekte bir araya gelmişlerdi. Tuzla, AK Parti'nin Tuzla meclis üyesinin yaptığı çirkin konuşmayı, terbiyesizliği ben şiddetle kınıyorum örgütüm adına. Ben çok fazla konuşmayacağım bu konu hakkında. Kendine yakışanı yaptılar diyorum. Biz zaten bunlara alışkınız. Bundan sonra da daha çok. Çünkü kaybetme korkusu artık bunları sardı. Kaybetme korkusu sardıkça çamur atmaya başlayacaktır diyorum. Ben sözü Muğla Milletvekilimiz Suat Özcan'a veriyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ayakta mı? Oturarak. 27. dönem milletvekilliği süresi bitmesine az kaldı. Normalde 24 Haziran'a kadar. Ama tabii ki milletvekilliği seçimi tek başına değil, Cumhurbaşkanlığı seçimi de birlikte olması sebebiyle ve Cumhurbaşkanlığının adaylığı polemikleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin tarihsel olarak tam netleşemediğini görüyoruz. Ama her şeye rağmen Mayıs gibi seçim olacağı konuşulmakta. Biz 1,5 senedir seçime hazır olduğumuzu söyledik hep. Seçim istedik. Erken seçimi de istedik. Ama bugüne kadar iktidar buna duyarsız kaldı. Seçim kararı almadı.